Merhaba arkadaşlar, ben Caner. Amerika'nın New York eyaletinde yaşıyorum. Ve size buradan günlük videolar çekiyorum. Ne zamandır? Best Buy'a gelmemiştim. Burası Best Buy, Amerika'nın en büyük teknolojik ürünleri satan marketi. Teknosay gibi, Media Market gibi. Oraya geldim. Alışveriş merkezindeyim, Levittown'da. Burada bir sürü ürün satan yerler var. Şurada ileride de. Bakın, gösterebilirim. Bu videodan itibaren iPhone 13 Pro Max'e çekiyorum. Bakın nasıl bir zoom yaptı. İnanılmaz. Evet, inşallah videoları beğeniyorsunuzdur. Paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın. Ayrıca abone de olun. Şimdi Best Buy'a girip ürünlere bakacağız. Telefon fiyatlarına bakmak istiyorum. Acaba iPhone'lar geldi mi? Onlara bakacağım. Bakalım içeride neler göreceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Evet, telefonlar gelmiş arkadaşlar. Bakın iPhone 13 var bir tane. 128 GB. Bunu 700 dolara veriyorlar. Buradan Verizon'dan alırsan. Burada Verizon hattı veriyorlar. iPhone 13 Pro var. Burada. Bunu da 900.
Samsung telefonlar da enteresan olmuş. 800 dolara bu var. İşte şu an herhalde Samsung'un amiral gemisi bu S21. Apple'la hemen hemen aynı fiyatlarda. Tabii hafızası arttıkça bu da artıyor. Burada telefon kılıfları koymuşlar buraya. Fiyatlar 70, 50, 35'e de var şöyle. Telefon değişiyor tabii. iPhone 12 Pro Max'in diyor. Ben de bir kılıf aldım buna, kamera korumalı. 15 dolar verdim. Amazon'dan aldım. Burada ekranlar var korumak için, çizilmez, kırılmaz diye, ama hepsi aynı arkadaşlar. Geçen bir testi gördüm. 1 dolarlıkla 40 dolarlık arasında pek fark yok. Birkaç laptop bakalım. Bakın OpenBox 1225 dolar artı KDV'ye veriyorlar Lenovo'nun. Normalde 1750 dolarmış. 16 GB memory. Şöyle bir laptop var. Yani laptop değil mi? Bu biraz daha ufak. Herhalde iş için falan tasarlanmış ama touch screen, i7 işlemcili, 512 GB, 1500 1450 dolar artı KDV. Böyle güzel bir bilgisayar arkadaşlar. Touch screen diyor. Şöyle bakın. Bakalım ucuz bir şey var mı? 750 dolara yine böyle bir ürün var. Dell marka 800 dolara var arkadaşlar. 14 touch screen laptop. Yani bunların fiyatlarını Türkiye'den de yazarsanız yorumlara arkadaşlar, karşılaştıralım. Şurada 1729 dolara yine acayip bir ürün var. Touch screen laptop Intel Core i7 16 GB. Burada açılmış iade edilen olan ürünler var arkadaşlar. 790 dolara HP'nin şu bilgisayarını veriyor. Herhalde bunlar bilgisayar arkadaşlar. İçinde şey de oluyor. Bildiğim kadarıyla işletim sistemi falan. Sadece ekran değil. Bilgisayar olarak kullanıyorsunuz. İade ürünler böyle bu fiyatlara satıyorlar. 665 dolara falan fiyatlarını koymuşlar. Görüntü nasıl arkadaşlar? Onu da yorumlara yazın. iPhone 13 Pro Max'te çekiyorum şu an. Evet, yine burada pahalı ürünler var. 1000 dolara böyle bir ürün var. Touch screen, 256 SSD. Ben çok bilgisayarlardan anlamıyorum ama bakın 700 dolara şöyle bir ekran bilgisayarı var arkadaşlar, Asus'un. 8 GB 256 SSD. Yine Dell'im var 720 dolara. Tamam, dönüşlerde falan diğer telefona göre daha iyi dediler buna çekim yaparken. Şurada Apple'ın bilgisayarları var. Bir de onlara bakalım. Saatler var. Apple Watch 6 serisi arkadaşlar. 429, 529 özelliğine göre değişiyor. 749 birim. Artı KDV'leri de var tabi. Saatler burada. Bir tane buraya koymuşlar. Ya millet çıldırıyor bunlar için ya. Bir tane de biz mi alsak, ne yapsak bilmiyorum. Bakın bu 44'lüğü, bu 40'lığı. Çok az bir fark var arasında ama 44'lük 40'lık ufak duruyor. iPhone 13'leri de buraya sıralamışlar arkadaşlar. Pro Max, Pro, Normal, bu da Mini'si.
telefonlar buraya sıralanmış. Burada da 11 falan var. Onların da fiyatına bakacağım da adamlar geldi şimdi. Şu tarafa geçelim. Apple'ın büyük bilgisayarlarına bakalım. Apple'ın amiral gemileri arkadaşlar bu bilgisayarlar biliyorsunuz. Bakın 1800 dolar, 2000 dolar, 2300 dolar artı KDV de ekleniyor bunlara. Büyük ekranlı. Kaç ekranmış? 27 inç iMac. Yine burada 24 inçlerinin fiyatları da bunlar arkadaşlar. 1299, 1500 ve 1700 dolar. Gerçekten güzel fiyatlar. İhtiyacı olan insanlar için. Yani burada güzel bir işiniz varsa 15 günlük maaşınızda bunları alabiliyorsunuz. Bakın iPad'ler var. 129 dolara OpenBox 105 dolar. 300 dolara iPad'ler var. Bu da her çocuğun elinde var arkadaşlar. iPad telefon şirketleri indirimli olarak veriyor insanlara. 129 dolara AirPods satıyorlar. Orijinal Pro'sunu da 220 dolara veriyorlar. Geçen arkadaşlar şu AirPods bir tane buldum. Yolda buldum. Ve bunu 35 dolara sattım arkadaşlar birisine. Bakın iPhone 12'ler var burada. 729 dolar iPhone 12. iPhone SE var. Onun fiyatı da 400 dolar. Herhalde hatsız alırsanız, hatla alırsanız biraz indirim yapıyorlar. 100'er dolar. Ama hani unlock alacağım diyorsanız kilitsiz. Bunları böyle koymuşlar. iPhone 11 var. 64 GB. Bunun fiyatında şeyle Montli Verizon'la 20 dolar. AT&T ile 16, 36 ay bağlıyorsunuz kendinizi. Ben de bundan vardı biliyorsunuz. Bunu 1000 dolara saydırıp yeni telefonu aldım. Burada her şey var arkadaşlar. Teknolojik televizyonlar falan, kameralar. Bakın buraya drone'ları koymuşlar. Evo kamera 350 dolar. Bakın bu kamera YouTuber'lar falan kullanıyor şu an. 350 dolar. Şöyle bir tripod var 160 dolara. Telefon tutuyor elinizde arkadaşlar bunu. İnternette gördüm 70 dolara falan vardı. Ayaklığıyla beraber satıyorlar. Bakın şöyle bir drone var. 1300 dolar. Nasıl bir dronesa artık. Demek ki güzel bir şey. 1000 dolara da şöyle bir drone var. Uçmuş adamlar ya. 600 dolara ufak bir drone var. Örümcek gibi. Yani şunu alıyorsun bir düşürdün gitti yani. Tripodlar satılıyor 50 dolara. Action Power Kit 19 dolar. Telefonu şarj ediyorsunuz falan. Power Bank'i de var. Evet. Sony'nin televizyonu var arkadaşlar. No, I'm okay, thank you. 2200 dolar, 85 ekran. Bakın fiyatı bu. 85 ekran. Yani benim omzuma geliyor kutu neredeyse. Evet, Air Pro Max, AirPod, ne oldu o? Kulaklığın fiyatı da 220 dolar. Vallahi bir tane almayı düşünüyorum. Benimkisi biraz eskidi. Bulabilirsem, Kara Cuma zamanı alacağım. Bakın bir tane 529 dolara scooter satılıyor. Şeyli. Koltuğu da var. Kick Scooter E22 sit diyor. Bayağı ağırmış.
Burada PlayStation vardı. Duruyor mu hala, ona bakacağım. PlayStation 5 alınmıyor arkadaşlar. Yok diyorlardı bir sene evvel. Hala da aynı durumda mı bilmiyorum. Şu taraf tabii yerdeydi ama. Oyunlar falan burada. PlayStation. Kutusunu buraya koymuşlar. Evet, PlayStation 5 burada ama yine bunu reyon ürünü satmıyorlar bunu. Acaba dedim rafa düştü mü? Satılmıyor anladığım kadarıyla. Bunlar da 350, 450, işte 500 şeyine göre değişiyor, kapasitesine göre fiyatları. Şu an yok. Evet arkadaşlar, bu videoyu da burada bitiriyorum. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni kamera çekim hakkında da bilgi yazarsanız, işte nasıl oldu hakkında, mesela böyle dönüşlerde falan donuyor mu, nasıl, bunları falan yazın, ben ona göre davranayım. Herkese sevgiler, saygılar, have a good one.